Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün yine gördüğünüz gibi bir açı değişikliğiyle karşınızdayız. Bugün daha önce bahsetmiş olduğum kütüphane açılışı için hazırlamış olduğum kitapları sizlere göstermek istiyorum. Belki kitap gönderecek olanlar vardır ve kafasında soru işareti vardır. Ne göndermeliyim diye. O yüzden sizlere de fikir olması açısından biraz da kitaplardan bahsederiz, yazarlardan bahsederiz diye böyle bir video çekmek istedim. O zaman hazırsanız başlayalım. Videoya başlamadan önce bu kütüphane deneyim nesi diye merak ediyorsanız karta ekleyeceğim videodan bakabilirsiniz. Öncelikle seri olarak vermek istediğim kitaplar Sherlock Holmes'un serisi. Daha önce İskoçya kültürünü anlatırken Arthur Conan Doyle'dan bahsetmiştim, Sherlock Holmes'un yazarı. İskoçyalıydı kendisi. O videoya da şuradan ulaşabilirsiniz. Sherlock Holmes serisini ben okumadım. Eğer okumak istersem de zaten tekrar alırız. Önemli olan kütüphaneye katkınız olsun. Bu seriye dair hiçbir fikrim olmadığı için bilinçli bir sıralama olmadı. Onu da belirtmek istiyorum. Sherlock Holmes'un Uyarı kitabı, birinci kitabımız. Diğer kitabımız Sherlock Holmes'un yine Fısıltı kitabı. Sherlock Holmes'tan devam ediyoruz. Gölge Adam kitabı. Umarım sıralama doğrudur. Bilmiyorum yani. Bakır renkli kayın ağaçları. Güzel kitaplarmış. Bunları okumadık ama bir ara serisini biz de alır okuruz. Kızıl Soruşturma. Diğer bir kitabımız Kırsalda Ölüm. Ve bu sanırım seriden ayrı diye düşünüyorum. Dörtlerin Yemini. Az önceki saydığım kitapların yayın evi Olimpia Yayınları. Diğer seriden farklı olarak Kamer Yayınları yayın evi. Evet, bunlar Sherlock Holmes serimiz. Umarım kütüphaneden yararlanmak isteyen insanlar zevkle seve seve okur. Diğer bir bölüme geçecek olursak, bu da dünya klasiklerinden Jane Eyre diye okunuyor sanırım. Charlotte Bronte'nin kitabı, dünya klasiklerinden Ankara Yıldırım Dağıtım diye bir yayın evi. Bu bana hediye gelmişti. Arkadaşımdan hediye gelmişti. Okumadım yine. Okuyacak olursam yine tekrar dediğim gibi alır okurum. Yine aynı arkadaşımdan hediye olan bir kitap. Emile Zola'nın Nana kitabı. Bu da yine dünya klasiklerinden. Güven Yayın Evi sanırım. Evet, Güven Yayın Evi'nden. Ve bu benim çocukluğum yani. O kadar eski ki. Kaç yıllık bir kitap. İpek Olgun'un Kendi Ayakları Üstünde kitabı. Bu bir seri halindeydi. İpek Olgun okuyanlar beni anlayacaklardır. Genç kızla adım atışta çok önemli yeri var bu kitapların. Hatırladığım kadarıyla karakter bir günlük tutuyordu ve günlükte yaz tatillerini, arkadaşlarını falan anlatıyordu. Hatta ben bu kitaptan o kadar çok örnek almıştım ki günlük tutmaya başlamıştım. 3-4 tane günlüğüm vardır mesela. O yüzden benim için ayrı bir yere sahip bir genç kızın gizli defteri. Bu seri halinde devam ediyordu. Eğer yaşlarınız böyle 12-13 civarıysa bu kitap serilerini okuyabilirsiniz. Zaten bunları okudukça okuma kaliteniz de artıyor ve daha da güzel kitaplar okumaya yöneliyorsunuz. Evet, bu da Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani kitabı. Biliyorsunuz bu Gulyabani kitabı filme de uyarlanmıştı. Kemal Sunal, Halit Akçatepe falan. Hepimizin korkulu rüyasıdır Gulyabani kitabı. Ben bunu okudum ve çok keyif aldım okurken. Seneler önce okumuştum ve dili de hiç böyle yormamıştı beni. O yüzden keyifli bir okuma süreci olacak diye düşünüyorum. Bu da Necip Fazıl Kısakürek ile alakalı bir kitap. Ben bunu aldım ama hiç kapağını açıp da bakmadım. Necip Fazıl Kısakürek hayranları da olabilir. Onunla ilgili bilgi edinmek isteyen insanlar da olabilir. O yüzden bu kitabı da vermek istedim.
Ve Shakespeare'in en önemli eserlerinden biri Romeo ve Juliet. Bu kitap bana nereden geldi hiçbir fikrim yok. Yine çok uzun yıllardır benimle. Replikler tiyatro oyunu gibi olduğu için tiyatro oyunlarını okumayı sevenler için güzel bir eser. Zaten hani Shakespeare'in eserlerini tartışmaya gerek bile yok. Umarım keyifle okursunuz. Ve Nietzsche'den aforizmalar. Bu cep kitabı gibi istediğiniz yere götürüp böyle kısa kısa parkta otururken ya da ne bileyim başka bir yerde kısa yolculuklarınızı okuyabilirsiniz. Ben bunu arkadaşıma hediye göndermiştim ama arkadaşım evde olmadığı için kitap bana geri geldi. Bu kütüphaneye nasip olacakmış. O yüzden bunun içinde ismim falan da var. 2020'de göndermişim. Kitap bana geri gelmiş. Okuyanlar katkısı olsun. Evet, diğer kitabımız Ayşe Kulin Umut kitabı. Bu da yine seri halinde bir kitaptı. Umut, Veda diye devam ediyordu. Ben ikisini de okumuştum. Diğerlerini okumadım. Bu da yine Osmanlı dönemlerini anlatıyor. Güzel tarihi bir kitap. Okuyana yine katkısı olur diye düşünüyorum. Bu kitabımız da çok önemli bir kitap. Bin Muhteşem Güneş, Halit Hasani. Nasıl hakkındayla alakalı bir fikrim yok. Cep kitap halinde de normal kitap halini okumuştum. Ve yeğenime vermiştim böyle 10-15 tane kitap. Geri gelmedi. Olsun. Okusun keyifle. Bana sonra bu kitap hediye geldi. Cep kitap halinde. Arkadaşım hediye gönderdi. Ben okudum. Çok da etkilenmiştim. Bu yazarın diğer bir kitabı daha var. Uçurtma Avcısı. Hatta filme de uyarlanmış. Bunlarla ilgili kitap inceleme videoları da gelecektir. O yüzden güzel bir okuma yolculuğu olacağını düşünüyorum. Bu kitabı da ben 2 liraya mı ne almıştım? böyle hani standlar oluyor ya 1 lira 2 lira diye seneler önce. Arkadaşımla beraber almıştık. O da birkaç tane almıştı. Öykü kitabı. Benim için çok iyi bir kitap olmadı ama belki seven insanlar olur. Öykü zaten çok fazla okuma deneyimim olmadığı için benim için çok iyi bir kitap değil ama belki seveni olur. Alakargı yayınlanmış sanırım bu da. Evet. Fahrettin Demir'in Yel Etekli Kuş Kanatlı. Yani ne anlatmayla alakalı hiçbir fikrim yok. Okudum ama. Tarık Buğra'nın Osmancık kitabı. Yazarın yaşı kadar eski bir kitap. Okumadım yine. Eğer okuyacak olursam, şu an ben de zaten yarışma kitapları olarak Tarık Buğra'nın Firavun İmanı kitabı var. Onu da okuyacağım. Eğer Osmancık'ı da okumak istersem alırım. Bu da yine bana nereden geldi hiçbir fikrim yok. Evet, Dante'nin İlahi Komedya. Bu seri halinde bende şu an var. Cennet, Cehennem, Araf şeklinde. O yüzden bu tek baskı halini vermek istedim. Bu da Altın Post yayıncılıkmış. Okuyana katkısı olsun. Alexandra Olivia Son. Az önce kitapları ayırırken hoşuma gitti, ilgimi çekti ama okumadım ben bu kitabı. Acaba sonra okur muyum diye düşündüm ama okumam muhtemelen. Okuyacak çok kitap var. O yüzden bunu da kütüphaneye bağışlamak istedim. Umarım okuyana katkısı olur. Martı yayın eviymiş. Şöyle burayı yıkılmadan hepsini koymayalım. Diğer bir kitabımız biraz böyle sert bir kitap. Aslında bu kişisel gelişim kitabı olarak da uzun zaman çok satanlar listesine girmiş. Ben okumadım bunu. Kişisel gelişim kitaplarına karşı birazcık ön yargılıyım. Bunu galiba eşim kitaplığımıza soktu. Ben okumadım ama içeriğine biraz baktım. Güzel tavsiyeler var. Yani kişisel gelişim kitabı olarak okunabilir. İsmine bakıp da biraz ön yargılı olan insanlar için bile iyi bir kitap olabilir diye düşünüyorum. Diyor ki seni üzen her şeyi boş ver. Evet, bu kitabımız da Aşkın Kıyısında. Yani hiç benim okuma tarzıma göre değil. Bunu da annem almıştı. Yarısına kadar falan okumuştu. Tamamlamadı muhtemelen. Eksik Parça Yayın Evi. Bu da yine böyle bir yolculuktayken ya da tatildeyken okunabilecek kitaplardan. Güzel ama yani tarzı olan insanlara göre okunabilir. Yine böyle okumaya yeni başlayanlar için falan akıcı bir kitap olabilir. Ve son kitabımız Alpay Asar. Bunu da ben Akçakoca'dan kitap fuarından almıştım. Israr kıyamet aldım bu kitabı diyebilirim. İlk başta böyle hevesli aldım, sonra okumadım. Tekrar okuyup okumayacağım da belli olmadığı için vermek istedim. Şubat yayınlarından bu da. Evet.
Şimdi bu kitaplar verecek olduğum kitaplar. Tabii ki sadece bunlar değil, sipariş verip alacağımız kitaplar da olur. Katkı sağlamaya devam edeceğiz. Zaten daha önceki videoda dediğim gibi açılışına da gideceğiz kütüphanede. Oradan da video çekeriz sizlere. Benim kütüphaneye vermek istediğim kitaplar bunlar. En kısa zamanda da kargolarız umarım. Sizler de destek olmak isterseniz ben buraya açıklamalar kısmına da adresi yazacağım. O yüzden sizlerin de desteği çok önemli. Biraz sizlere aslında örnek olsun hangi kitapları gönderebilirsiniz diye. O yüzden çektik bu videoyu. Şimdilik benden bu kadar. Ben bu açıyı çok sevdim bu arada. Bir sonraki videolarda da yine burada olabilirim. Sizler de sevdiyseniz yorumlara yazın. Fikirleriniz benim için önemli. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kitapla kalın. Hoşça kalın. Aşkım kitapla kalın diyorum. Kitaptan bahsetmediğimde hoşça kalın diyorum. Tamam mı? Duruyorum.